Yunanistan, Güney Kıbrıs, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır. Bu maskeli beşli geldi, Doğu Akdeniz'de burnumuzun dibinde tatbikat yaptı. Bunların yaptığı tatbikatların kuru sıkı olduğunu elbette biliyoruz. Ama geçen seneki Pakistan-Türkiye-Azerbaycan tatbikatını da kendilerine hatırlatmak istedim. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Mısır'ın yıllık planlı tatbikatı Medusa, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek. Tatbikat 6 Aralık'a kadar devam edecek. Türkiye'nin barışçıl adımlarına karşı her türlü provokasyondan geri kalmayan Yunanistan, yıllık gerçekleştirdiği tatbikatına bu yılda Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de davet etti. İskenderiye ve Kahire Fır Hattı içerisinde gerçekleştirilecek tatbikatın arama kurtarma, elektronik savaş, yüzey tatbikatları ve denizcilik oluşumları olmak üzere 3 aşamada icra edileceği duyuruldu. Türkiye bu yıl ilk kez Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılacağı tatbikatı, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kurulan Şer İttifakı'nın gerginliği tırmandırma çabalarının bir örneği olarak değerlendirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan bölgede gerilimi tırmandırmaya, provokatif taciz ve ihlallerini sürdürmeye, diyalog yerine sürekli üçüncü taraflara gitme yolunu seçerek uzlaşmaz bir tutum sergilemeye devam etmektedir açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden Binbaşı Pınar Kaya yaptığı açıklamasında şunları söyledi. Türkiye karşıtlığında birleşerek Ağustos ayından itibaren tatbikat üzerine tatbikat düzenlemek suretiyle Akdeniz'de gerginliği tırmandırma çabalarına Yunanistan, Güney Kıbrıs, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır bir yenisini daha eklemiştir. 30 Kasım'da Mısır açıklarında başlayacak fiili müşterek birleşik tatbikata 5 ülke deniz ve hava kuvvetleri unsurlarıyla katılacak. Tatbikat 6 Aralık'a kadar devam edecektir. Türkiye her zaman sorunların barış, diyalog, iyi komşuluk ve müttefiklik ruhu içerisinde çözülmesinden yanadır. Söz konusu tatbikat gerginliği arzulayan, barış ve diyalogtan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir. Yunan komutanın yönettiği Alman fırkateyninin Türk kargo gemisi Rosalina A'ya baskını tartışılırken yeni skandal ortaya çıktı. Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı Frontex kapsamında görev yapan Alman polisi, sığınmacıları Türkiye'ye iten Yunan sahil güvenlik güçlerine yardım etti. 10 Ağustos'ta yaşanan olayda can güvenlikleri tehlikeye giren mültecileri Türk güvenlik güçleri kurtardı. Alman basınında Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı Frontex kapsamında görev yapan Alman polisinin Yunan karasularında bulunan sığınmacıların Türkiye'ye geri itilmesi için Yunan sahil güvenlik güçlerine yardım ettiği ileri sürüldü. Der Spiegel dergisinin haberinde Ege Denizi'nde yasa dışı geri itme uygulamasına en az bir kez Alman polisinin de dahil olduğunun Frontex direktörü Fabrice Legeri'nin Avrupa Birliği Komisyonu'na gönderdiği yazıda görüldüğü bildirildi. Almanya İçişleri Bakanlığı, Alman güvenlik güçlerinin Frontex'in Poseidon operasyonu kapsamında hareket ettiği ve burada görev yapan polislerin Yunan makamlarının emrinde olduğunu açıkladı. Yunanistan'ın kendi karasularında bulunan sığınmacıları Türkiye'ye geri ittiği, hatta batan botlardaki insanların kurtarılmadığı olaylar uluslararası raporlara yansımıştı. Alman Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Frank Schwabe, Alman polisinin Ege Denizi'ndeki görevinden çekilmesini istedi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminde arabulucu rolünü üstlenen Almanya, Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle planladığı araştırma faaliyetlerinin başlaması üzerine bu misyonundan vazgeçmiş ve gerilimde Yunanistan tarafında pozisyon almıştı. Bu durum, son olarak Libya'ya gıda malzemesi taşıyan Türk bayraklı Rosalina A gemisinin uluslararası hukuk, denizcilik hukuku, NATO ittifak ruhu ve müttefiklik ilişkilerine aykırı şekilde korsanvari bir tutumla aranmasında görülmüştü. Bu tablo, Doğu Akdeniz'deki Şer ittifaklarına bir yenisinin de Ege Denizi'nde eklendiği Avrupa Komisyonu'nun himayesinde İtalya, Yunanistan ve Almanya olmak üzere işbirliği içinde hareket eden üçlü bir ortaklığında Türkiye'nin karşısına çıktığı şeklinde yorumlanmıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 1-2 Aralık'ta yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile Yunanistan arasında NATO'da kurulan ayrıştırma usulleri mekanizması hakkında bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili endişelerinin devam ettiğini, bu nedenle çatışmayı önleme ve gerilimi düşürmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını aktardı.
Oruç Reis araştırma gemisinin Antalya limanına döndüğünü öğrendiğini belirten Stoltenberg, bu gerginliği düşürmeye yardımcı olacaktır ve ayrıştırma konusunda da ilerleme sağlanmasını kolaylaştıracaktır, dedi. Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan arasında kurulan mekanizmayla olayları ve kazaları önleyecek bir iletişim hattının oluşturulduğunu, iki ülkenin milli bayramlarında bazı tatbikatları iptal ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti. Bu mekanizmayı nasıl güçlendireceğimizi ve olaylarla kazaların oluşma riskini düşürmeye yönelik öneriler sundum. Hem Türkiye hem Yunanistan'ın kabul edeceği yollar bulmalıyız. Bu konu hakkında çalışmaya devam edeceğim. Çünkü benim için önemli olan müttefikler arasında farklılıklar olduğunda NATO'nun bunları oturup konuşmak, anlaşmazlıkları ele almak ve doğru yönde olumlu adımlar bulmak için bir platform sunduğunu göstermek. NATO'daki ayrıştırma usulleri, Türkiye ile Yunanistan arasındaki esas sorunların ele alınacağı müzakerelerin başlamasına da yol açar. Bu konuda Almanya ve bazı başka ülkeler çalışmalar yürütüyor. NATO bu müzakerelerin parçası değil ama bu çabaları kuvvetle destekliyor. Stoltenberg, Afganistan'a 11 Eylül terör saldırısının ardından ABD'ye destek olmak için girdik. Amacımız ülkelerimizi hedef alan uluslararası teröristlerin Afganistan'ı tekrar bir platforma dönüştürmesini engellemekti, ifadesini kullandı. Afganistan'ın son 20 yılda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Stoltenberg, barış için önemli bir fırsat yakalandığını ancak durumun hassasiyetini koruduğunu söyledi. Stoltenberg, barış süreci çerçevesinde Afganistan'daki mevcudiyetin uyarlandığını kaydederek, ABD'nin ülkedeki asker sayısını azaltma kararı aldığını ancak NATO'nun misyonunun sürdüğünü dile getirdi. Afganistan'da halihazırda 11 bin askerin bulunduğunu, bunların yarısından fazlasının Avrupalı müttefik ve ortaklardan oluştuğunu kaydeden Stoltenberg şöyle devam etti. Hiç kimse gerektiğinden fazla Afganistan'da kalmak istemiyor. Gelecek aylarda sahadaki duruma göre mevcudiyetimizi gözden geçireceğiz. Zor bir durumla karşı karşıyayız. Ülkeden ayrıldığımızda Afganistan'ın teröristler için tekrar güvenli bölgeye dönüşme riski bulunuyor. Eğer kalırsak uzun bir misyon ve yeniden çatışmayla karşılaşabiliriz. Taliban'ın saldırılarını kınayan Stoltenberg, tüm taraflara barış anlaşması şartlarına uyma çağrısını yineledi. Rusya'nın askeri yığınağını artırması konusundaysa Stoltenberg, Moskova'nın nükleer cephesini modernleştirdiğini ve Suriye ile Libya dahil komşu bölgelere daha fazla asker sevk ettiğini ifade etti. Stoltenberg, aynı zamanda Belarus ve Dağlık Karabağ bölgelerindeki kriz nedeniyle Rusya'nın artan mevcudiyetini gözlemliyoruz, dedi. Dışişleri Bakanlarının bu çerçevede Rusya'nın artan askeri faaliyetlerini ele alacağını belirten Stoltenberg, Karadeniz bölgesinde güvenlik durumunun da görüşüleceğini kaydetti. ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'la ilişkiler hakkında bir soru üzerine Stoltenberg, seçilmiş başkanın NATO ve güvenlik konularındaki geçmişinin ilişkilere önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Stoltenberg, Biden NATO'yu güçlü bir şekilde destekliyor, kendisini gelecek sene düzenlenecek zirveye davet ettim, dedi. NATO'nun her gün Kuzey Amerika ve Avrupa'yı aynı masa etrafında bir araya getiren önemli bir platform görevi gördüğünü ifade eden Stoltenberg, bunun daha güçlü transatlantik ilişkiler için katkı sağladığını kaydetti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiye dair bir açıklama yaptı. Merkel, Ekim ayındaki Avrupa Birliği zirvesinden bu yana Türkiye ile ilişkilerde birçok zorluklar ve engeller olduğunu belirterek, Türkiye ile ilişkilerde istediğimiz kadar ilerleme sağlayamadık ifadelerini kullandı. Aralık'ta yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye konusunun gündemde olacağının altını çizen Merkel, tartışmanın nasıl sonuçlanacağını beklediklerini vurguladı. Oruç Reis sismik araştırma gemisi bugün Antalya Limanı'na dönüş yapmıştı. Konuyla ilgili konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Avrupa Birliği liderlerinin Türkiye'den beklentileriyle ilgili açık bir şekilde mesaj verdiğini aktaran Stano, Avrupa Birliği liderleri Aralık'ta bir araya gelecek ve Türkiye'nin gerilimi azaltma ve yapıcı diyalog alanında beklentileri yerine getirip getirmediğini değerlendirecek. Avrupa Birliği liderleri tek bir açıklama ya da hamle üzerinden hareket etmeyecek. Değerlendirme sürecinde belirlenen süre zarfındaki davranışlar ve açıklamalar göz önünde bulundurulacak ifadesini kullanmıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya Limanı'na dönmesinin Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşmesine yardımcı olacağını, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ayrıştırma usulleri konusunda ilerleme sağlanmasını kolaylaştıracağını söyledi.